Benimkiler olmaya başladı sanki. Kızartabilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Çırpma telim var benim. Bu uygun mu? Açıyor muyuz kutuları? Hemen o kutuları açalım ve tarife geçelim istersen. Ama bunu bekliyordum zaten. Fena değil, ilke göre fena değil. İyiyiz. Büyük ihtimalle bütün malzemeleri az kullandım. Koyduk tavukları, şimdi geçelim harcımızı yapmaya o zaman. Tavanız varsa derin tavanın içine biraz böyle yağ koyun. Bir tavuk göğsümüz var. Beyler hoş geldiniz. Can, Yunus, herkese selamlar. Ben Ekin ile Mulaş. Şimdi sizlerle Boles Köylüm çok güzel bir tarif yapacağız. Ve bu tarifi eminim çok seveceksiniz. Ama öncesinde Boles Köylüm size birer kutu hazırladı. Açıyor muyuz kutuları? Hemen o kutuları açalım ve tarife geçelim isterseniz. Buyurun. Bu arada mutfakla aranız nasıl? Hiç yemek yapıyor musunuz? Ya da hiç böyle bir workshop'a katıldınız mı? Şu anda online bir workshop yapacağız aslında sizle bir yerde. Yani ben daha çok kahvaltı hazırlıyorum kendime. Pek fazla yemek yapıyorum. Harikasın abi. Can sende durumlar ne? Sen giriyor musun hiç mutfağa abi? Ben de kahvaltı, makarna, et pişirme o kadar. Adeta bir öğrenci menüsü. Harikayız. Tamam ben de. Şöyle bir tavuk göğsümüz var. Tamam. Aynen süper. Bir tavuk suyumuz çıkacak. Şöyle. Evet. Harika. Mısır unumuz olması lazım. Evet, bu var. Süper. Normal unumuz olması lazım. Evet. Çok güzel bir chicken corn kızartacağız. Bu aslında şöyle corn dog diyorlar buna. Bir daha çok fast food tarifi bir şey ama biz bunu sağlıklı bir hale çevireceğiz ve tavuk göğsünden yapacağız. Bunu da Boles Köylüm tavuğuyla yapacağız. Boles Köylüm tavuğu da şöyle bir şey. Doğal ortamında yetişmiş, hiçbir şekilde hormon katkısı olmadan bitkisel doğal yemlerle kendi yaşam ömründe büyümüş bir tavuktan bahsediyoruz. 60 günün üzerinde yani kendisi gelişiyor ve hiçbir şekilde dışarıdan takviye almadan büyüyor. Bu yüzden çok sağlıklı bir tavuk bu. Ben bu tavuğu bu yüzden tercih ediyorum ve sizin de sporcu sağlığınız için bu tavuğu kullanmanızı uygun gördük arkadaşlar. Ve tavuk göğsü malum kalori hesabı da yapıyoruz burada. O yüzden tavuk göğsü kullanacağız. İsterseniz ufaktan başlayalım. Hazırsanız. Yavaş yavaş giderse çok sevinirim. Tabii step step gideceğiz. Hiç korkmayın. Önce tahtanın üzerine bir tavuk göğsümüzü alıyoruz. Şimdi bıçağımızı alıyoruz elimize. Şöyle kesikler atıyoruz. Jülyen diyoruz. Tamamen doğruyor muyuz yoksa sadece... Yok tamamen doğruyoruz. Bayağı böyle. Hatta sonra bunları alacağız. Bayağı. Bir de enime... Tabii bayağı. Bayağı vur bıçağı gitsin. Biz buna jülyen diyoruz. Aynen öyle. Şimdi bunu alacağız, tekrar enine keseceğiz ve küçük küçük küpler haline getireceğiz. Haşlamamız kolay olsun diye bu arada bunu yapıyoruz. Ben direkt zaten galiba enlemesine başladım, diğerine şey yapayım galiba. Neyse bize sonuç önemli. Sonuca nasıl gittiğinden ziyade nasıl bir sonuç elde edeceğiz o önemli. Küp küp doğrayacağız zaten. Göstereyim, şöyle küplerimiz olacak. Direkt peki tencerenin içine koyuyor muyuz kaynamadan? Yumuğun direkt atışı suyun içine, o beraber kaynayacak zaten. Bak benimkiler şu an. Koyduk tavukları. Şimdi geçelim harcımızı yapmaya o zaman. Öncelikle çırpma telimizi alalım. Neyimizi aldık? Çırpma teli diyor. Sende var mı çırpma teli? Çok iyi. Çatal var mı? Çırpma telim var benim. Taktık taktık sesler geliyor. Derin kağıtayı da bulduk. Bulduk. Süper. Harikasınız abi. Az oldu diye düşünüyorum değil mi? Yani biraz daha ekleyebilirsin. Aslında onu sütü kattıktan sonra kıvamına bakacağız zaten. Tamam. Bu şimdi kalsın o zaman böyle. Şimdi normal unu alıyoruz. Normal unu alıyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar normal un. Kabartma tozumuz vardı. Onu da ekleyelim. Bir paket yeterli olacaktır. Toz biberimiz var. Kırmızı bir toz biberimiz var. Ondan bir tatlı kaşığı kadar. Yalnız Can çok profesyonel gidiyor değil mi? Ya sonuç. Sonuç ne çıkacak? 2 su bardağına yakın. 1,5 su bardağı kadar da süt ekliyoruz bunun içine. 1,5 su bardağı kadar. Şimdi böyle küçük küçük parçacıklar kalacak. Onları çatalla ezelim. Benim rengim var. Ne olacak?
Süper. Şimdi bunu güzelce iyice karıştırıyoruz. O yumurtayı da alalım. İçine kırıyoruz. Şimdi bunun içine isterseniz biraz tuz da ekleyebiliriz. Tamamen sizin damak tadınıza bırakıyorum. Blender'ımızın içine koyacağımız ürünlerden ne vardı? Kaşar peynir. Rende kaşarımız var mı? Tuz tamam. Ekliyoruz. Ekledik. Bir miktar karabiber. Mısır unu içine dahil ediyoruz ki tutsun diye. Bir yemek kaşığı yeterli mi? Yeterli. Zaten çektikten sonra yine kıvamına bakacağız. Tekrar eklememiz gerekirse ekleriz onu. Bunlar böyle kenarda beklesin. Tavuk tamam. Haşlanırken. Tavuk daha haşlanmasına az bir süre kaldı zaten. Bir 5-6 dakika içerisinde tavuğumuz da haşlanmış olur. Size sormak istediğim birkaç sorum var. Başlıyorum abiler. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi tavuğun en sevdiğiniz bölgesi hangisi? Benim göğüs. Kanat. Benim kanat. Doğru yerden. Ah abi kanat yoktu elimizde göğüsten ama birinizi yakalamış olduk. Maçtan önce yaptığınız bir toteminiz, bir uğrunuz, böyle bir hareketiniz var mı? Ya ben hep ailemle konuşuyorum maçtan önce. Kız arkadaşımla, annemle, babamla. Yani çok bir totemim yok ama onlarla konuşup öyle girerim maça. Yani her seferinde erken gidip daha erken ısınmayı severim. Sonra kendi kendime olmayı severim. Bana takımın en oburu kim? Onu söyleyin. En obur. Kim en çok yaralı? Michael Roy. En böyle jilet gibi görüneni, giyineni, en şık, en elit. Murat Göktaş diyorum ben buna. Takımın en yeteneklisi. Yani herkesin ayrı ayrı yeteneği var da yani Mike çok yetenekli. James hücum yönünde çok yetenekli. Alex ve Tony atletik özelliklerinden dolayı çok yetenekli vesaire. Yani herkesin ayrı ayrı yetenekleri var. En iyi ikili. Evet. Karşımızda duruyor falan dermişiz. Ha, karşımdalar en iyi ikili. Evet, karşımda duruyor. Güzel cevap verdi. Güzel. Abi geçelim. Şimdi son soru abi. Burası da benim sorum. En sevdiğiniz yemek, favori yemeğiniz. Abi ben bunu çok seviyorum. Ölene kadar bunu yesem hayır demem dediğiniz bir yemek var mı? Mantı. Süper. Lahanadır herhalde. Katılıyorum diyeceksin diye çok korktum biliyorsun. Korkma. Anladır ama et olabilir. Yani ilk bir makarna derim, iki et derim büyük ihtimalle. Blender'ımıza malzemelerimizi ekledik. Tavuğumuz haşlanıyor. Kaplama harcımızı hazır ettik. Bir yandan da şöyle derin bir tavanız varsa derin tavanın içine biraz böyle yağ koyun. Derin bir yağ koyun. Derin bir kızartma tavanı var mı? Şöyle derin mi? Benzer bir şey. Bakalım derin mi? Bu uygun mu? Hangisi? Bir yan çevirir misin böyle güzelini görmem lazım. Oo daha iyi. Evet süper. Aradığınız şey. Bu derin. Bunun zeytinyağı mı koyuyoruz? Evet zeytinyağı koy. Yarısını biraz geçebilir. Çünkü kızartma yapacağız. Hazırsanız tavukları da alıyoruz. Bence piştiler artık. Tamam. Ne koyduk tavuk dışında şeye? Tavuk suyu o vardı ya kavanozda tavuk suyumuz. Çok az böyle lezzet vermesi açısından tavuk suyundan ekleyebiliriz. Siz başlayın ben geliyorum. Biraz daha işim var benim. Ben ateşliyorum. Hazır olan başlayabilir. Güzel. Şimdi bunun içine biraz daha mesela bu aslında harç çok güzel bir kıvamda. Tam istediğim kıvamda. Hani böyle sıkabiliyorum, bir şekil verebiliyorum. Ama bir miktar daha tavuk suyu eklemek istiyorum ben buna. Daha da böyle karışsın diye. Sadece şeyi blender'ın içine koyduğumuz kısmı şey yapıyoruz. Bence benimki iyi. Benim eklememe gerek yok. Şöyle sıktığın zaman eğer şekil verebiliyorsan, çiğ köfte gibi bir şekil alıyorsa seninki iyidir abi. Mesela benimki şu anda istediğim şekli alıyor gibi. Alıyor da hatta. Aa tabii ben blender'dan dolayı sıkıntı çekiyorum şu an. Neden? Nedir abi sorun? Bu şey yapmıyor bunu. İstediğin şekilde çekmiyor mu? Yok. Yani dönmüyor. Ha yeteri kadar malzemeler aşağı inmiyor diyorsun. Evet. Döndüremiyor. Sallayarak yapmayı denesen mesela, çekerken sallasan istediğin kıvamı elde eder misin? O da değişik bir tecrübe olur. Hazır mıyız? Harcımızı karıştırdık.
Evet, yanımızda çekmiş olduğumuz tavuğumuz var. Şeyimizi açtık. Yağımızın altını yaktık. Şimdi şöyle toplar hazırlayacağız. Benimki biraz yumuşak olsun sanki ya. Yumuşak olsun, önemli değil. Önemli olan birbirini tutuyor olması. Evet. Tutuyor mu şu anda? Tutuyor. Tutuyorsa güzel abi. Şöyle sıktığın zaman tutuyorsa kendini. Evet. Şöyle güzel bir top hazırlıyorsun. Biraz yuvarlıyorsun böyle. Atıştırmalık bir top yapacağız aslında, öyle düşün. Evet. Küçük antrenman toplarımız hazırlanıyor. Yağınız kızdı mı, baktınız mı hiç? Yok, çok değil. Kardeşim, umuyorum. Yok, ben yapamadım bunu. Şimdi boş bir tabak alın arkadaşlar. Boş bir tabağın altına havlu peçeteniz varsa havlu peçete yayın. Çünkü kızarttıklarımızı bunların içine alacağız ki yağını emsin. Size yağ için küçük bir taktik vereyim mi? Küçük böyle bir damla böyle içine çok minik bir damla su damlat. Eğer çıtırdıyorsa yağın kızmış demektir. Bir damla, bir damla. Bak fazla değil. Bir damla yeterli. Çıtırdarsa tamam, yağın kızmış demektir. Evet. Ama çok sıçradamayacak gibi benim. Allah! Çok mu sıçradı? Eyvallah olsun. Orada ne oluyor? Bizde büyük sıkıntılar var. Teknik bir sebepten dolayı yayınımızı vermek durumunda kaldık. Ama onu bekliyorduk zaten. Acı aldık, tamam. Minik toplarını aldın. Evet. Sonra bu peçete koyduğumuz tabağı da aldın kenara. Harcın içine atıyoruz. Evet. Harca buladık mı? Şöyle bir silkeliyoruz. Sonra yağın içine bırakıyoruz. Bulayıp içine mi atıyoruz? Ben atıyorum, inşallah dağılmaz. Ben bu yağın içine atarken sıkıntı olacak gibi hissediyorum ama... Ben de ben sana dedim, tencere kapağı al eline, her ihtimale karşı. Valla çok aksiyonlu. Ben bunun altını tamamen kapatıyorum, bu pişti bence. Altını tamamen kapatmanı tavsiye etmem. Yağın soğursa iyi olmaz. Yağ hep belli bir derecede kalması lazım. Tamam. Şöyle altın rengini alacak, biraz koyu böyle karamel rengi. Görüyor musunuz bunu? Bayağı lokma gibi bir şey olacak. İzmir lokma ya. Oradasınız abi. Bilirsiniz bu rengi. Benimkiler olmaya başladı sanki. Fena değil. İlke göre fena değil. İyiyiz, iyiyiz. Bence iyi gidiyorsun. Hiç sıkıntı yok. Bak mesela bir sakatlık bir şey çıkmadı yani. Hemen kontrol altına alabildin. Evet. Benim hatam, ben büyük ihtimalle bütün malzemeleri az kullandım. O yüzden. Evet. Yani ununu falan az koymuş olabilirsin. Evet. O da tabii kıvamını düştü. Yağın altını biraz daha mı yaksan? Daha fulde. Şimdi 2 dakikaya hazır olurlar ya. Bak benimkiler bitti mesela. Oo Can, seninki iyi olmuş. Biraz renk almış seninki ya. Benimki almıyor abi renk. Ya dediğim gibi ben büyük ihtimalle o başta şeyleri doğru yapamadım. Benimkiler olmaya başladı sanki. Gramajları tam ayarlayamadım. Gramajları ayarlayamadım çünkü ben bu kadar kullanacağımı sahnelenerek ayırmadım çok. Bence yiyin siz. Pek ben kızartabilecek gibi hissetmiyorum kendimi. Şöyle ışığın olduğu yere alalım hatta. Şöyle daha. Ben şöyle biraz yandan göstersem görüyor musun? Renkler bakın. Fena değil gibi benim. Aslında bir hoş da duruyor. Böyle kötü de değil gibi ama bir tabağı mı alsan acaba orada görsek? Yapacağım. Şimdi yapıyorum onu. Donata benzeri sanki. Ben öyle bir görüyorum. Ya yapıyorum. Tamam canım. Onlarda şey yok yani. Chicken nugget da diyebiliriz güzel. Buna. Güzel yani. Şu öndekinin şekli çok hoşuma gitti. Onu bir gösterir misin bana bir öndeki? Hangisi? Elini alsa. En öndeki kameraya yakın olan. Evet. O çok hoş görünüyor sanki böyle. Mini bir burger gibi. Evet. Bu daha çok böyle Coco Tops'lardan, küçüklerden. Evet, ne yaptım? Ya böyle şey yaptım, tamam. Yani biraz kendi yorumumu katmak istedim yemeğe.
hep beraber sofraya oturup yemeğimizi yiyebiliriz gibi geliyor bana. Beğendiniz mi? Güzel mi? Acayip lezzetli olmuş. Bence de çok iyi. Beyler hepinize afiyet bal şeker olsun. Elinize kolunuza sağlık. Emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Maçlarda başarılar, sonuna kadar destek. Hep destek, tam destek. Sonuna kadar arkanızdayız. Biz de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifliydi. Bize bile yemek yaptırabildiğinize göre. Evet. Helal olsun diyorsun. Aynen öyle. O zaman bunun rövanşını yapıyoruz. Bir gün ben sizin sahaya geliyorum ve maç yapıyoruz abi. Evet. Her zaman. Sözünü aldım. Anlaştık. Kendinize çok iyi bakın beyler. Görüşmek üzere.